kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Canım hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar Mukaddes hocam. Hoş nasılsın? Geldiniz. Çok şükürler olsun. İyiyim Can hocam. Yani sizinle daha iyi hissediyoruz kendimizi. Niye? Çünkü benim hocam, özelliğim yok ki. Hocam hayır. Titreşim ve frekans özelliğinizden hepimiz yararlanıyoruz, faydalanıyoruz. Arıza özelliğinden herhalde. Hocam yok. Enerji ve frekans, yaydığınız frekans, antenlerle biz de o şeye giriyoruz, frekansa giriyoruz. Tabii. 5G'den anten yayını yapıyorum. Evet, nasılsın hocam, iyi misin? İyiyiz hocam, şükürler olsun. Her şey yolunda. Bu ara tabii canların hepsinin modu düştü, motivasyonu düştü. Sürekli akşama kadar özellikle ben de bulunmaya çalışıyorum. Bu arada DM şeylerinde arkadaşlar bakıyorlar. Yetişebilirsem ben de yetişmeye çalışıyorum. Çünkü bayağı bir artık modları düştü. Ya ayın 15'i Ekim'den sonra, ayın 20'si Ekim'den sonra bir şeyler olacak falan. Sürekli bu söyleniyor ya astrologlar tarafından. Bayağı bir modları düştü. Onun için... Ama her şey Allah dilemeden yaprak kıpırdamaz. Ama her şeyi biz kendi frekansımıza göre ayarlıyoruz zannediyorum. Bugün hiçbir başlık atmadık biz Serkan Bey'le. Serkan Bey de atmamış, ben de fark etmemişim. Başlıksız giriyoruz bugün spontane. Ne konuşacağız hocam? Bence konu belli. Az önce konuyu söyledin. Evet. Şimdi sevgili Mukaddes hocam, bak burada gelen herkesten şunu rica ediyorum. Kimler hangi şehirden bir yazın, kimler hangi şehirden? Onun dışında şöyle söyleyeyim. Eskiden astroloji deli gibi meraklıydım. Venüs geldi, Merkür gitti, Uranüs yanından geçti, Satürn dik açı yaptı ve inanılmaz derecede araştırırdım, eğitimlerine katılırdım. Sertifikasyon sistemlerine girerdim ve direkt bir insana işte sen bu burçsun, senin yükselenin bu, yıldız haritan böyle diye bilgiler verebilirdim eskiden. Sonra bir şey fark ettim. Bu bende takıntıya dönüşmeye başladı. Yani artık evin içinde mutfaktan tuvalete gidebilmek için Merkür'ün açısını bekler oldum. Evden çıkıp markete gidip gofret alabilmek için Satürn'le Uranüs'ün aynı hizaya gelmesini bekler oldum. Ve ne hikmetse doğduğumdan beri arkadaş şu Mars'tan da çekmediğimiz kalmadı diyeceğim sana. Ki ben elektronik eşyaların içinde seven ve çalışan bir insanım. Şunu söyleyeyim sana. Serbest bıraktım Mars'ı. Venüs'ü de serbest bıraktım. İsteyen astrolog istediğini söylesin arkadaşlar. Evet, doğrudur. Kabul ediyorum. Yani kesinlikle bu gezegenlerin üstümüzde tesiri olduğunu kabul ediyorum. Ama kabul edersen tutuyor. Yani izin verirsen senin auranı delip geçiyor. Çünkü var olduğunu kabullenmek, onun sana tesir etmesine izin vermektir. Büyüde ve nazarda olduğu gibi. Hasette olduğu gibi. Kötü olaylar var dersen sana bir uğrar ve gider. Elektronik eşyalar, arkadaş düzgün bir UPS kullanırsan iş yerinde Mars hiçbir şey yapamıyor. Allah izin vermediği sürece. Şimdi bunları niye anlatıyorum size? Lütfen arkadaşlar, bir saniye sonrasını Allah bilir. Bakın açık ve net söyleyeyim. Allah bilir ama tekrar söyleyeyim. Hiçbir astrolog arkadaşıma lafım yoktur. Evet, ben o Mars'ın peşine düştüm bir sene boyunca. Arkadaşımı arıyorum, bak bilgisayarımı upgrade edeceğim. Ekran kartını değişmem lazım. Bana Mars'ın pozisyonunu söyle. Bak kardeş Bülent, ben seni severim. Sakın alma ekran kartını, daha takmadan yolda yanacak o ekran kartı.
Biraz böyle komik anlatıyorum ama o dönemler bu durum benim için komik değildi. Tam bir Evet. travmaydı benim için. Tam bir ağlanacak haldeydim. Gülünecek haldeydim. Acınacak haldeydim. O yüzden o günlerimi de affettim kendimi. Ve şunu söyleyeyim size. İstediğim zaman almam gereken bir şey varsa gidip alıyorum. Ben Mars'ı da severim, Venüs'ü de severim, Merkür'ü de severim. Hepsini de severim arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum, bir tane bile astrolog arkadaşıma laf söylemedim. Sadece bunu çıkıp da reyting toplayacaklar diye bastıra bastıra yanacaksınız, gezegen patlayacak, deprem olacak, o olacak, bu olacak diye saymayın arkadaşlar. Çünkü senin söylemine 1.000 kişi inanırsa, olmayacaksa da oldurtturuyorsunuz ve kul hakkına giriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yani düşüncesiyle odaklandığını Allah izin verirse oldurtma gücüne sahiptir. İnsan bunun farkında değilsiniz. Bu sebepten dolayı ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Kendi Instagram hesabımda, bakın kendi Instagram, Facebook hesabımda o gün ne yazdıysak sabahleyin, gün içinde benim gerçekliğim oluyor. Neden Evet. biliyor musunuz? Çünkü sabahtan akşama kadar binlerce insan görüyor. Binlerce insan okuyor. Yani benim ağzımdan çıkan sözler başkalarının enerjisiyle birleşince oluşuyor arkadaşlar. Bakın, Evet. eğer sen Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğuna inanıyorsun. Yani Allah ne dedi? Yere göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. İnsan yaratan değildir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Sadece bir duruma inanan binlerce kişiyi bir araya toplarsanız, düşünceleriyle ve onun manyetizmasıyla başlarına bir şey getirttirebilirler yani. Bu tanrıcılık oynama değildir arkadaşlar. Tanrıcılık Ağızdan zaten çıkan söz büyü gibi değil mi hocam? öyle yani, Zaten. o yüzden ne konuştuğunuza dikkat edin, ne söylediğinize dikkat edin. İnsanları manipüle etmek de kul hakkına girer ve burada ben daha önce uyarmayı denedim herkesi. Bu işte üst akıllar, bu üst akıllar, illüminatiler arkadaşlar, adamları bedava reklam ediyoruz arkadaşlar. O öyle yaptı, bu çipi takacak. Biz de dedik yıllar önce, yani biz Covid çıkmadan 4 sene önce kitapta yazdık. Şimdi bunu niye söylüyorum? Biz bunu yazarken siz hazırlıklı olun, bunu da yapın dedik yanında. Şimdi ben Evet. çıkabilirim. Venüs gidiyor, yanacak arkadaş. Tamam, okey, çözüm. Çözüm ne? Ne yapmam lazım? Covid çıkacak dedik. Çözüm ne? Lütfen dijital ortamlarda, biz 2015'ten beri, 2016'dan beri dijital ortamlarda ikinci bir işiniz olsun dedik insanlara. Şimdi bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bülent dedi bana, Covid sürecinde YouTube kanalındaki gelirlerle çocuğuma bez aldım, süt aldım, evime ekmek getirdim dedi. Şimdi bu ne biliyor musun? Herkes şimdi hemen kurbanı atacak. Benim zaten imkanım yok, benim zaten vaktim yok. Şu an bu mukaddes hocamla bu yayını izleyecek bir telefonun varsa, hangi model olursa olsun, şu an bunu izleyecek bir internetin varsa, hangi hızda olursa olsun, bunu duyacak bir iki tane kulağın, gözün varsa zaten istediğin şeyi yapabiliyorsun. YouTube'da, Instagram'da içerik üretebiliyorsun. Yani Yani aslında bizim atalarımızdan gördüğümüz esnaflık, esnaf dükkanla bir şeyi bir yerde alayım. Yani babadan atadan gelen mesleklerin yanına ya da yerine dijital Yanına, ortamda yerine yanına değil, yanına. tamam yanına bir şey ilave etmemiz lazım ki bundan sonraki süreçte değişen sürece ayak uydurabilelim. Doğru mu anladım hocam? Yani böyle olması lazım ve dışarıdan kendimi manipülasyonlara kapattım. Övgüye de kapattım.
Yani manipülasyona kapatabilmen için övgü kapısını da kapatman lazım. Yani Hı. biri sana geliyor, sen süpersin, sen hayatın değişti, sen çok iyisin. Bu seni yükseltiyorsa, bir başka gelen işte bir olumsuz yorum da seni aşağı çekebilir. O yüzden buradaki yapmamız gereken arkadaşlar, dışarıdaki manipülasyonların yanından geçin. Biz evimizde 10 yıldır televizyon yok. Peki nasıl televizyon yok? Onu da anlatayım. 10 sene önce Avrupa'da bir ülkedeyim ve kardeşime dedim arada bir eve giderek bakarak olayım. 5 hafta yurt dışındayım. Ve kardeşim dedi ki abi dedi ufak kardeşim senin eve hırsız girdi dedi. Yani eve giderken damdaki dedi uydu anteniyle eve giren aradaki o kabloyu kesmişler dedi. Dedim tamam olabilir kesmiş hırsız. Yani bir işine yaramaz. Acaba çamaşır mı serecek üstüne diye düşündüm. Sonuçta bir kablo. Yani dedim eve girmişler mi? Eve girmediler. Damdaki LNB'yi aldılar mı? Almadı. Sadece kabloyu kestiler dedi. Eyvallah dedim. Kardeşim dedi sen merak etme abi dedi. Ben yeni kablo ekip geliyor takacaklar dedi. Eyvallah dedim. Aradan bir hafta geçti. Ben gene bir başka turnedeyim. Bir başka şehirdeyim. Kardeşim aradı. Abi dedi. Hırsız geldi dedi. Kabloyu gene kesti dedi. Çanağı da dedi damda büktü. LNB'yi de aldı kırdı dedi oraya bıraktı dedi. Çalmamış. Sen merak etme abi dedi. Sana dedi bir uydu çanağı taktıracağım dedi oraya. Bir de LNB taktıracağım dedi. HD dedi. Sen rahat ol abi dedi. Dedim ki sevgili kardeşim. Rabbim benim o evde uydu kanalı izlememi istemiyor. Ne olur şu hırsızı daha fazla zahmete sokma. Bırak dedim çanak eğri kalsın. Ve lütfen dedim bırak hırsız da başını bizim yüzümüzden bir daha günaha sokmasın. Çünkü bazen biz bir ders alalım diye bir başka insanı kendimize karşı günaha sokuyoruz arkadaşlar. İşte bu sebepten dolayı insanları daha fazla günaha sokmamak için, etrafındaki eşini sana saldırtmamak için, çocuğunu yoldan çıkarttırmamak için, başına bir dert musallat ettirmemek için, hayatına gelen mesajları, dersleri al ki bunlar sana ayağına dolanmasın. Ama biz nasıl ders alırız? Ben işte kurban, mazlum, ötekiler hep kötüler. Bunu da geçtim artık hayatımda. İyi ve kötü diye insanlar yani hayatın helal yoldan yaşasın, bana yeter. Bak hayatın helal yoldan yaşasın, bana yeter. Herkesin dini kendine, herkesin imanı kendine, herkesin ibadeti kendine. Herkesin her şeyi kendinedir arkadaşlar. Yani İslamiyet aslında benim iç dünyamdaki huzura ulaşmam için benim ihtiyacım olan ibadetler banadır. Ama İslamiyet, burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Allah katındaki din İslam'dır. Şimdi bu akşam çok ilginç bir nefes çalışması yapacak arkadaşlar. Daha önce Mukaddes hocamla Yayının sonlarında mı yapalım evet onu? yayının sonuna doğru yapacak. Şöyle söyleyeyim. Allah'ın katındaki din İslam'sa o zaman biz dünyadayız. Kaç tane güneş sistemi var? Milyarlarca güneş sistemi var. Bu güneş sistemlerinin hiç mi etrafında dönen dünya gibi yaşama müsait ya da fiziksel bedenimiz yoksa da atıyorum ruhsal bedenlerin yaşayacağı başka gezegenler ya da alem ve boyutlar yok mu? Varsa da ki vardır. Mümkün değil koskoca milyarlık gezegenlik sistemde tek sen bu dünyada olasın ve tek sen Instagram'ın olsun ama başka bir Sirius'ta, başka bir gezegende Orion'da ya da başka bir yerde elbette ki başka bir teknoloji ve başka bir şey var ama eğer Allah oraya el attıysa orada da din İslam'dır. Nasıl bütün Müslümanlar kardeştir, bütün kainatta yaratılıp o gezegene, hangi gezegense bilmiyorum Allah bilir, o gezegene de gelen, bakın gelen din de İslam'dır. Şimdi o zaman benim Allah'ın katındaki
yaşamı, Allah'ın katındaki sistemi kavrayabilmem için kendi iç dünyama dönmem lazım. Ve nedir biliyor musun? Kalplerindeki kinden arındırılıp cennete girerler. O zaman sormam gereken şu. Kalbimde kin var mı? İçimde nefret var mı? İçimde birine karşı haset var mı? İçimde birine karşı kıskançlık var mı? İçimde biri başardı ben başaramadım da onu kötüleme var mı? İçimde laf taşıma var mı? Dedikodu yapıyor muyum? İşte bunları yapıyorsan kıldığın namazla, tuttuğun oruçta, yaptığın iyilikler de çöpe gider. Yunus'un dediği gibi. Bir kalp kırdıysan diyor, kıldığın secdeyi diyor, namaz eyleme. Şimdi bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Hocam pardon. Evet. Ses ve görüntü senkronizasyonun bozukluğu var yine canlar. Buraya yazar mısınız lütfen? Hocam buyurun devam edin siz. Bu arada telefonunu düşürdün mü bu aralar? Hayır hocam. İnternetinden ya da telefonundan senkronizasyon kayabilir, bilgin olsun. Ya da arkada başka uygulamalar açıksa, yani açıyorum Facebook'tur, WhatsApp'tır, arkada açık bir uygulaman da varsa Hayır hocam. onlar da yavaşlatabilir. Hayır hocam yok ama ilk defa 2 gün önce Alişan Kapaklıkaya ile Evet, yaptığımız gördüm onu. çocuklarımızla ilgili bir yayın vardı. Orada ses gitmiş hocam. Çocuk sesi gibi. Yani şey o yüzden sorun yok. Tamam peki. Birisi yazmış da senkronizasyon bozuk diye özür dilerim hocam. Olabilir. Çünkü korku. Hocam siz kayıt alıyor musunuz şu anda? Bu kayıt sende, yayını sen açtın. Yayını ben kaydedeceğim de. Canlar şu andan itibaren lütfen kaydı alır mısınız şeyi? Yayını. Kaydı ben alacağım da Korku hocam. yüklemeyelim. Hadi güzel olsun. Her şey rast gelsin. Evet. Evet. Şimdi Tamam. burada söylemek istediğim şu. Dışarıdan mesela benim öyle arkadaşlarım var. Otururlar 5 dakika içinde muhabbette dünyanın yıkılacağını, perişan olacağını, her şeyin kötüye gideceğini söylediler. Şimdi arkadaşlar bakın, bir açık Kur'an okuyun. Biz kendimize iyi insanlar dedik değil mi? Buradaki herkes kendimize iyi diyoruz ama düşünmediğimiz bir şey var. Biz kendimize iyi diyen insanlar garanti iş, garanti maaş, küçücük bir yuva ve hiçbir deneyim alanına girmeyerek geleceğimizi garantiye alıp sesimizi, işimizi kaybetmemek için çıkartmadığımızdan dolayı kızmayın. Kızmayın lütfen. Kötüler köpeksiz buldu mahalleyi, değneksiz dolaşıyorlar arkadaşlar. İşte burada son 50 yıldır, 60 yıldır bizim gözden kaçırdığımız nokta burası. Yani biri bana dediğinde çip takacaklar. Arkadaş, sen çocuğunu memur yaptın. Sen çocuğunu erken yaşta evlendirdin. Sen çocuğuna hiçbir motivasyon vermedin. Öteki gariban, yani çip takanların, bilim adamlarının çoğuna bak, anası babası yok garibimin. Kapmışlar onları, beyinlerini yıkayıp bir şeyler yapmışlar. Şimdi bunları niye söylüyorum arkadaşlar? Dünyanın halen daha iyiye doğru değişme fırsatı var. Dünyanın halen daha güzele doğru değişme fırsatı var. Sadece yapmamız gereken, mesela burada bir yere gideceksin, senden PCR istiyorlar. İnsanlar gergin, insanlar sinirli, insanlar saldırganlaşmaya başladı. Birazcık birbirimize hoşgörüye ihtiyacımız var. Birazcık iletişim kurarken birbirimize daha anlayışlı olmaya ihtiyacımız var. Çok rahattır bilgisayarın ya da telefonun başından şey yapmak, saldırmak, kötülemek, yargılamak. Çok rahattır. Çünkü hiçbir sorumluluğu yoktur sana bunun. Küfredersin, dönersin arkanı, hayatına devam edersin. Kızarsın, dönersin arkana, hayatına devam edersin ama senin o orada yaptığın hareketten sonra hayatında değişen, bir şeyler değişen insanlar var. Evet, şimdi devam ediyorum. Burada Mukaddes Hocam şunu gördüm hayatımda. Sevgi ve hoşgörü bizi kurtaracak. Peki Lut kavminin ortadan kaldırıldığı, meleklerin geldiği ve bir
sesle, bir depremle, bir başka yerde gökten pişmiş taş kafalarına yağarak geldi. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şimdi herkes şunu imgelesin, herkes şunu imgelesin. Evindesin, evindesin. Bir tane huysuz misafir geldi. Huysuz misafir. Evine yere tükürüyor, çöp atıyor evine. Ya senin evin. Çöp atıyor, kirletiyor, şikayet ediyor, sen ne biçim ev sahibisin. Delirtiyor seni. Ve senin evdeki edep ve ahlakına uymayan davranışlar yapıyor. Ne yaparsın bu kişiyi evinden? Hadi yazın Biz arkadaşlar. Ne yaparsınız bu en kişiyi? sonunda gönderirsin herhalde evden. Değil mi Yani hocam? gönderirsin Tanrı evinden. misafiri sonuna kadar tabii biz Türkler Tanrı misafirlerini çok severiz. Kapımız her Ama zaman hocam bunun ama bir sabır yeri var. sınırı var. Gönderirsin En evinden. sonunda kapıyı Ama açarız. misafir çok Nezaketten kötü. beklesin Misafir isteriz. çok kötü. Senin evdeki birikmiş paranı çalıyor. Oy oy oy. Anladın mı? Yani halıları tutuşturmuş, ormanları yakmış, Hazar Gölü'nü kurutmuş bu misafir. Yetim hakkı yiyor bu misafir. Bu misafir zina yapıyor, bu misafir hırsızlık yapıyor bu gezegende. Bu misafir silah üretiyor, bu misafir altın tuvalete kullanırken Yemen'deki çocuklara silah sıkıyor bu misafir. Arkadaşlar, siz zannedersiniz ki bu gezegen sahipsizdir. Bu gezegenin Rabbi, sahibi içinde mızırlık yapanları ya bir sesle ya kafasına taş yağdırarak bir şey olur yani. O yüzden Deccali dediğiniz sistem istediği kadar cozutsun. Biri onların düğmesine basar. O yüzden biz bunu ders alarak Deccali karanlık dediğiniz sistemin karşısındaki teraziye biz hep birlikte ne koyuyoruz arkadaşlar? Biz ona bakalım. Biz İşte bu. bunun hesabını Allah'a vereceğiz. İşte De, bu. bir Deccali sistem şeytandan birlikte vahiy onlardan biliyorsun vahiy alarak onların kendi kanallık dedikleri bunu başka zaman anlatırım size. Oradan gelen bilgiyle kapı açıp kanallık yapıp başka alemlerden buraya karanlık bir şeyler indiriyorlar. Ama biz onun karşılığında ne koyuyoruz arkadaşlar? Sen kendi auranı nasıl genişletiyorsun? Sen kendi etrafına iyiliği nasıl yayıyorsun? Sen kendi etrafında güzellikleri nasıl anlatıyorsun? İnsanları motive mi ediyorsun yoksa insanların enerjisini aşağı mı çekiyorsun? İşte burada dikkat ettiğimiz nokta insanları motive etmek çok önemli. Çünkü korku enerjisi senin bağışıklık sistemini aşağı çekiyor. İşte şimdi burada yıllar önce eşim üniversitede çalışıyordu. Çok şükür kendini özgürleştirdi. Ve iki tane bilet getirdi üniversiteden. Yurt dışından çok önemli bir sihirbaz gelecekti. Çok meşhur bir adamdı. Adını unuttum. Ve gittik üniversitede onu izlerken adam bir şov yaptı. Bir ışık patlattı. Bir ışık, müzikler, konfetiler, bir şey. Pür dikkat bakıyoruz. Adam küreğin içine girdi. Arkamdan eserinden çıktı geldi sahneye geri. Şimdi şok olduk. Covid sahnedeki o parlayan konfetilerdir arkadaşlar. Aşı kavgası da ayrı bir konfetidir. Ben yıllardır size söylüyorum. Aşı konusu, aşıların zararlı olup olmadığını tartışıyoruz ya. Dikkatimiz başka yerde. Arkada başka bir şey çeviriyorlar. Bunu göremiyor kimse. Yani ben aşılı olun ya da aşı faydalıdır ya da aşı zararlıdır demedim. Bakın demedim. Aşı olup olmamak senin elinde. Lakin Kıbrıs'ta aşısız artık hiçbir yere giremiyorsun. Çocuğunu okula götüremiyorsun. Markete giremiyorsun kartın olmadan aşık.
aşı kartın olmadan. Ben hiçbir şey yapamıyorsun Kıbrıs'ta aşı kartın olmadan. Ama konu aşı değil. Konu bütün akıllıları delinin biri taş atmış kuyuya. Herkes aşı öyle aşı böyle konuşurken yan etkisi var mı? Hepimiz kobayık arkadaşlar. Yani bir aşının güvenilir olması için üstüne 3 ile 5 yıl geçmesi gerekiyor. Yani tekrar söylüyorum, aşılar güvenli mi? Soru işareti. Aşılar güvensiz mi? Soru işareti. Bak dikkat et. İkisi de soru işareti. Asıl konu, biz akıllı zannedenler kendini aşıları konuşurken, çip takacakları konuşurken arkada nasıl bir ülkeleri yıkma senaryosu hazırlanıyor? Ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Alman hükümetini, Yunanistan'ı, Amerika'yı, devlet, ulus devletleri yıkmak için arkada nasıl bir senaryo var? Nasıl insanları fakirleştirip, nasıl insanları bir tek dünya devletine bağlamayı düşünüyorlar? Bunu gündemden çıktı bu. Gündeme aşı geldi. Bütün akıllı zannedenler kendini aşı öyle, mRNA öyle, mRNA. Ya ben itiraz etmiyorum size. Bakın itiraz etmiyorum. Dedikleriniz doğrudur. İtirazım yok. Ama çok durduk üstünde bu konunun. Çok fazla durduk. Sürekli bu Mesela konu, yani bu olmadan hiçbir yere almadıkları için zaten sosyal devletler bu konu üzerine yoğun baskı kurdukları için herkes ister istemez bu konunun üzerinde çok durdu. Ama tabii arka perdede başka işler dönüyor şu anda. arka tarafta döneni size söyleyeyim arkadaşlar. Arka tarafta şu an dijital dünya sistemi üstüne bir altyapı hazırlanıyor. Dijital dünya sistemi üstüne. Bunu zaten biliyorsunuz. 1942 yılında 1984 romanını okuyun George Orwell'ın. Gelin YouTube'da. Dinleyin arkadaşlar ve bu gezegende hiç kimseden bahsetmez. Kıbrıs halkından bahseder 1943'te. Kıbrıs halkının komple ortadan yok olacağını, yerine genetiğiyle oynanmış bir halk geleceğini söylüyor ki Kıbrıs'ta maalesef ben hiç tasvip etmediğim başka bir kızın yumurtasını alıp bir başka annede döllüyorlar. Yani annesi başka ya da bir başka adamın spermini alıyorlar, anneye koyuyorlar. Adamın kendi üreme imkanı yok. Ya git bir evlat edin arkadaş. Git bir kimsesiz bir çocuğu al. Zaten yaptığın o. Başkasının Şu spermi. anda Ahmet Maranki hocamız WhatsApp'tan mesaj yazmış hocam. Eyvallah. Allah de Dünya Sağlık Örgütü'nden daha büyük değil mi diye yazmış. Diğerini okuyamadım WhatsApp'tan olduğu için. Eyvallah. Selam olsun sevgili Aleyküm hocamıza da selam. buradan. Hocamıza sevdiğimiz bir insan. Evet hocam. Ve burada konu şu. Kıbrıs'ta çok fazla genetiğiyle oynanan bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ın yasaları bazı yerlerde esnek ve açık yerler var. Bakın. Her neyse burayı geçiyorum çünkü birilerini rahatsız etmeyelim. Konu şu. Hepimizin tapularını, fotoğraflarını, hatıralarımızı Evet hocam. son 3 yıldır 3 yıldır çektiğiniz fotoğraflardan fotoğraf albümü yapan var mı? Soruyorum. Son 3 yıldır çektiğiniz fotoğraflardan eski günlerdeki gibi tap edip bir albüme koyup sayfa sayfa çeviren var mı? Hadi bu soruya cevap istiyorum arkadaşlar. Bu birinci soru. İkincisi, bütün her şeyimizi bakın bütün her şeyimizi cloud'a aktarıp cloud'un üstünde olacak. 2000 yılında güneş patlaması yaşadık biz. 2000 yılında. Bizim yurt dışında uydularımız vardı. Ben büyük bir firmanın genel müdürüydüm o dönem teknoloji konusunda. Ve uydu patlaması esnasında gezegende biz 6 gün boyunca İnternette parazit yaşadık. Uydum, güneş mi patladı gerçekten yoksa bir dijital silah mı denendi? Bilemem. Fakat
önümüzdeki 5 yıl içinde ve 10 yıl içinde hepimizi bir şekilde cloud'a yedekleyip sonra alıştırıp bu rahatlığa telefondan çekiyorum fotoğrafı. Küçük rezolüsyonu sen de büyük cloud'da. Bizi dolduracaklar cloud'a. Sonra bir güneş patlaması adı altında dijital veriyi sildiklerinde son 10 yıl ne iCloud'da ne Google fotoğraflarda hiçbir yerde hiçbir şey bulamayacağım. Son 10 yıllık hatıran gitti mi? Gitti. Sonra diyecekler Wikipedia silindi, Google'daki veriler silindi. Dünyada internet yok. Hanginiz edepliyorsunuz Türkiye tarihini? Kitaplarınız bile kısıtlı. Kimse edeplemiyor arkadaşlar. Ben geçen gün burada Milli Arşiv'i uyardım. Dedim ki lütfen bütün verilerinizi Blu-ray'e çekin. Optik sürücüler ya da USB hafızalar, external hard diskleri değil. İşte bizi bekleyen tehlike burası. Buna hazırlıklı değildik. Sonra Hocam kapılar, evler filan onları da hepsi biliyorum. dijitalde, hepsi dijitalde. Sonra bunların basılıları ortadan bir yangın çıkacak bir yerde. Ansızın diyecekler ki işte son 500 yıllık arşivimiz yandı. Pardon. Biz alışkınlık böyle Buna sakarlıklara. da elektrikler gidebilir. Elektrikler gidebilir, kedi kaçabilir bir tarafa. Şimdi bunları niye söylüyorum? İki bankada hacklenme oldu Türkiye'de hocam. İsimleri lazım değil. İki bankada hacklenme olayları denendi. Sadece demo yapıldı hocam. Özür dilerim. Evet. Bu arada 20 sene önce ben de bir banka hackledim ve sahibine hacklediğim sayfasını gösterdim. Ama işi bize vermedi. Her neyse. Yani eskiden hackerlığım vardı. Her neyse. O yüzden adamların içinden geçtiğim için ne yapabileceklerini biliyorum çünkü 20 sene önce gördük. Şimdi geçiyorum burayı. Dijital veriyi tık diye bakın tık diye kapattıklarında hiçbirimizin hiçbir yerde yedeği yok arkadaşlar. Hiçbir yerde yedeği yok. Ne tapu yedeği, ne Evet, paralarımızın hiçbir yerde yok. bir Peki sonra bankalardaki. ne olacak bu 10 yıl içinde? Dikkat edin bu 10 yıl içinde bütün paralarımızı Bitcoin tarzı dijitale aktarmamızı isteyecekler. Şu an birçok yerde insanlar Avrupa'da parayı makineye atıyorlar. Makine paranın üstünü geri veriyor. İnsanlar kağıt paraya dokunmamaya başladı. Bakın kağıt paraya dokunmamaya başladı. İşte bu korku şey oyunu bunlar. Sonra bir oyun çıkacak. Kağıt para ortadan kalkacak. Güvenliğiniz ve sağlığınız için. Dünya Sağlık Örgütü'nü dinleyen bir sürü insanlar var ki gereksiz insanlar. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü sağlık örgütü de onların arkadaşlar. Her şey onların. Sadece bizim artık yapmamız gereken çok basit. Lütfen her evrağınızın basılısı olsun ve önemli anlarınızı print yapın ve albümünüzde tutun arkadaşlar. Bunlar sizin önemli anlarınız. Evet. Dijital arşivi temizleyecekler 10 sene içinde. Güneş patlaması adı altında bir manyetik bir şey yapacaklar. Ama daha tehlikeli bir şey var. Şu an herkes internete içerik üretebiliyor mu? Özgürsünüz. Üretebilirsiniz. Şu an herkes internette bir sayfa açabilir mi? Özgürsünüz. Açabilirsiniz. Şu an internette herhangi bir yerde herhangi bir kişiye küfredebilir misiniz? Özgürsünüz. Küfredebilirsiniz. Fakat hazır olun. 10 sene sonra internete sadece izni ve yetkisi olanlar girebilecek. İzni ve yetkisi olanlar içerik üretebilecek. Yani sistemin adamları sen değil, ben değil. İşte Evet. bu sebepten dolayı lütfen bakın lütfen verilerinizin her zaman bir basılı kopyası bir yerde olsun. Şimdi biri sormuş hocam altın mı alalım? Şimdi ben burada altın al dersem diyecekler ki Bülent Hoca döviz tavsiye ediyor. Ama size şöyle bir ipucu verebilirim. Türkiye'de Kıbrıs'ta 20 paket sigara, bir çeyrek altın. Avrupa'da da 10 paket ya da 5 paket sigara,
Bir çeyrek altın arkadaşlar. Ben size mesajı verdim. Yani ora bura zart zurt harcadığın, yaktığın o tütünleri ya da alkol içiyorsan alkolü ya da gereksiz aybaşı maaşı alıp ayın birinde ikisinde bitiriyorsan parayı ya da bir markete diş fırçası almaya girip diş fırçası dışında her şeyi alıp çıkıyorsan lütfen yatırım yapın, altına yatırım yapın. Benim size söyleyeceğim o. Bir de imkanı olanlar büyük şehirlerden, bakın büyük şehirlerden imkanı olanlar daha küçük şehirlere çıkın. Şimdi gene kurbanı atacağız. İmkanım yok, param yok, oyum yok, bunun yok. Fark etmez. 10 kişi bir araya gelin. Sen onlara öncülük et. O 10 kişi yatırım yapsınlar. Bir köyde, bakın bir köyde yeter ki içinde, bahçesinde içilebilir su kuyusu olsun. Şimdi Gamze Hanım yazmış sigara var, alkolüm yok. Mutlaka müsrif yaptığımız bir şeyimiz vardır. Yani ama bir kenara biriktirin bir şeyler arkadaşlar. Evet ve büyük şehirlerden yavaş yavaş uzaklaşın. Su kuyusu olan, içme kuyusu olan yerlerde küçük küçük komünler yapın kendinize. Yani 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi. Arazi alın, toprak alın. İstanbul'da lüks bir yerde bir daire fiyatına örnek veriyorum. Bir köy satın alırsın doğuda. Evet. Durum bu hocam. Benim söylediğim bu. Birbirimize karşı nazik, yardımsever ve hoşgörülü olmamız lazım. Birbirimize karşı iyilik yapmamız lazım. Ben İslam'ın bu olduğuna inanıyorum. Ve bütün kainattaki diğer gezegenlerde hatta birileri çıkıp uzaylı diyor ya o uzaylılara da Allah el attıysa onlara da bir peygamber geldiyse onlar da büyük ihtimal Müslümandır size söyleyeyim. Durum Evet hocam. vahim değil arkadaşlar. Sadece önümüzdeki 10 yılda büyük şehirlerde bakın büyük şehirlerde çok daha fazla izolasyon ve kontrol sorunları yaşayabilirsiniz. Güvenlik sorunları yaşanabilir. Evet. Nüfus biraz karıştı, göçmen konuları Çok birazcık fazla, evet. karıştı. Bunlar kasıtlı olarak ayarlandı, hesaplı kitaplı yapıldı. Sadece hepimizin bu anlamda uyanık olması lazım ve farkında olmamız lazım sevgili canlar. Çünkü her şeyi 100 yıl öncesinden, 200 yıl öncesinden hatta 70 bin yıl öncesinden planladıkları için yeni değil. Yani hani 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl bile değil. Çünkü bunların hepsi daha önce de Kur'an-ı Kerim'de yazar. Biz defalarca ve defalarca yani sevgili canlar hani Kur'an-ı Kerim'de var bu. Birçok kavim yok edildi ve birçok kavim yeniden yaratıldı şeklinde. Hep aynı şekilde yapılıyordu. Biz de o süreçteyiz. Yani ben o yüzden hani hep söylüyorlar yani burada hiç üzülecek şey yapılacak hiçbir şey yok. Yani Bülent Hocam da şu anda sizi korkutmak için şeyler söylemiyor. Demedim Sadece arkadaşlar. Ben size diyorum ki rahat olun. evet. Şöyle bir şeyin patlamasını, bir şeyin böyle gelip burnumuza, dibimize girmesini Evet. beklemeyin. Hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl ahirete hazırlanıyoruz? Burası için de hazırlıklı olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Topraklarımızı satmayalım diyoruz. Yani bunları hep daha önce de hocam bunları 10 senedir söylerdi zaten. Beklediğimizden erken geldi sanki değil mi hocam? Yani bunları yapacaklardı, planlıyorlardı. Hocam Biraz erken oldu. buradaki arkadaşlara bir ipucu vereyim. Arkadaşlar şu an 0,1 iPhone parasına doğuda 2-3 dönüm toprak alıyorsun arkadaş. Daha ne diyeyim sana? Evet. Burada yazmışlar babamdan köyde toprak kaldı ne yapalım diye düşünüyordum. Sahip çıkın öpün başınıza koyun toprağınızı. Lütfen gerçekten topraklarınızı satmayın sevgili canlar. Kimseye satmayın. Ben satın almak istersen bana da satmayın. Sadece toprak alın. Elinizden geldiği kadar toprak alın. Ne Bak kadar olursa. bir de bak toprak alın derken şu çok önemli. İlerideki gençlere şunu empoze ediyorlar. Satın alma, kirala. Şimdi arkadaşlar Evet hocam. bir Şu anda gençlerle ilgili de konuşalım. Bu evet. çocuklarımızla ilgili siz 10 senedir konuşurdunuz.
O günkü yayın kesildi, yok, bitti, hallettik yayını. Onu da vakit kalırsa konuşalım yine. Evet hocam. Siz bir şey söyleyecektiniz hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada gelecekle ilgili, bakın gelecekle ilgili lütfen arkadaşlar, tedbir kuldan, takdir Allah'tan. Yani 10 yıl sonra görecek miyiz? Şunu söyleyeyim size. Onu Allah bilir. Biri yazmış, para yok ki, ev bile kira. Az önce bunun cevabını verdim arkadaşlar, Gülsem Hanım. Cevabını verdim. Sen fikri üret. Toprağa gir. İnternet sayfalarına bir bak. Ve bir proje üret. Emin ol, yüzlerce kişi seninle orada maddi imkanlarını birleştirirsen ben işi organize edersin. Yani sadece sen niyetin var mı, ona bir bak. Şimdi burada mülksüzlük gelecek. Gençlere onu dayatıyorlar. Nedir bu mülksüzlük? Satın alma, kirala. Bir an gezegende işte Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ya da bir yerden aniden insanlara böyle güzel bir gelir gelmeye başlayıp insanları kiralamaya teşvik ederlerse o düğmeye basıldı demektir. Yani aniden bir bolluk gelecek herkese. Herkes böyle saçıp savuracak. İşte gözlüğümü 4 günlüğüne kiraladım. Öteki kullanıyor. Şimdi yeni model gözlüğümü kiraladım. Zaten bunu hemen sunacak influencerlar mevcut. Yani yapay şehirlerdir bunlar. Dijital zaman şehirleridir. Peşinde 500 bin, 1 milyon kişi gider. Saçını mavi boya. Herkes mavi boya saçını. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şuraya gidecek bu oyun. Şuraya gidecek. Satın alma, kiralanın gideceği yer. Öyle bir an gelecek ki herkes topraklarını, mallarını satacak. Kiralamak daha ucuza gelecek. Bankalar bununla ilgili diyecek ki evini bize sat. Sana 40 yıllık kiralık bilmem ne verelim. Yanına da villa verelim, yanına bir de araba verelim ama sen üstüne tutma bunu. İlk başta bu mantıklı gelecek. Sonra bir suni kriz. Bunları kapatacaklar. Peki arkadaşlar, ananın, babanın evinde, evi var diyelim, bir sıkıntı yaşadın. Arkadaşının evi var, gittin kalıyorsun. Ya da senin bir evin var, kalıyorsun. Ya da köyde bir evin var, kalıyorsun. Şimdi gene birileri çıkıp kurbanı yatıp bizim hiçbir şeyimiz yok diye yazabilirler. Onlara da cevabım başka zaman vereceğim. Kısacası kendi malın ya da arkadaşının malı ya da ananın babanın malı olduğunda dar günde aç da olsan gider kalırsın orada. Sokakta değilsin işte. İşte bu noktada gençlerin düşmek üzere oldukları sıkıntı bu. Hocam yurt dışındakiler ne yapsın? Ben size söyleyeyim. Yurt dışı derken neresi mesela? Yani Avrupa'dakiler hocam. Avrupa'dakilere tavsiyem şu. Benim imkanım olsa Avrupa'da ana şehrin dışında ufacık bir yeşillikli çiftlik alırım kendime imkanım olsa ve niyet ediyorum bunun için. Benim ekip arkadaşlarım da biliyor zaten. Fransa'nın güneyi. Bir de insanlara şunu söylüyorum. Ola ki elektrikler kesildi, ola ki ısıtma imkanları bitti. Elektriksiz ve ısıtmasız dünyanın neresinde yaşayabilirsiniz? Akdeniz sahilleri arkadaşlar. Yani Akdeniz sahillerinde bu Hatay'dan tut, Adana, Mersin, Alanya, çık Bodrum yukarıya. Diğer Avrupa'dakiler de aşağıdan Akdeniz sahillerinde. Küçük küçük köyler var. Çok uygun yerler var arkadaşlar. Bir kendinize yedek bir mecra yapın. Yani yavaş yavaş arkadaşlarla ortak olun. Evet. Avrupa'da mesela bana sorsalar Köln, o bölgeleri iyi bildiğim için söylüyorum. Köln, Hollanda, Lüksemburg arasında, Belçika. Bu dördünün ne yakın. Zaten biliyorsun hepsi Kadıköy gibi yer. Bu dördüne yakın bir merkezde, şehir dışında bir arazide alabilirim. Düşündüm yani.
imkanım olursa, tabii bunun içinde bolluk niyet ettik, inşallah gelir. Ya da Münih, Avusturya, o taraflarda o Heidi'nin o Alp dağları var ya, ama oralarda çok soğuk bir Kıbrıslı için. Böyle bir şey. Hocam, Bak biri yazmış Ahın. Evet, Ahın'ın oraları çok güzel arkadaşlar. benim kendi öngörülerime göre Lüksemburg'dan geldim. aslında Abdullah Çiftçi Hoca da söylüyor, Bülent Hocam. Muhtemelen 2030'lu, yani 2025-2030 yıllarında, 2030 gibi Avrupa'da ırkçılık patlayabilir hocam. Irkçılık patladığında bizim Türklerin evlerini satmalarına izin vermeyebilirler. Çünkü bahsettiğimiz şehirlerin güvenli olmaması durumu sadece Türkiye'ye ait değil, Avrupa'ya da ait, Amerika'ya da ait. Çünkü çok büyük olaylar bekleniyor. Çünkü Avrupa'da da ilk saldıracakları, yani ilk yapacakları şey ırkçılık olacak. Onun Hocam. için ben de diyorum ki hep eğer mümkünse gelebileceklerse, mülk sahibi iseler mülklerini satamayabilirler hocam, Avrupa'daki kardeşlerimiz. Yavaş yavaş mülklerini ellerinden çıkarıp Türkiye'de belki toprak, arazi, Bu köyden bir konuda yer hocam, alabilirler. bu konuda manipülasyon doğru değil. Neden doğru değil? Şöyle söyleyeyim. İnşallah yanılırım hocam. Doğru değil manipülasyon. Yanlış yönlendiriyoruz insanları. Burada Avrupa'da Türkler artık yabancı değil. Siz yabancı olduğunuza inanıyorsunuz ama yabancı değiller. Araplar, Afganlar ve diğer insanlar. Yani şöyle söyleyeyim, ben şu an Almanya'da yaşayan Türklerle konuşuyorum. Almanlar Türkleri sahiplendiler ötekilerini görünce. Tabii. O yüzden orada bir patlak verirse Almanlar Türkler birlikte ötekilerine saldırabilir. Allah muhafaza. O yüzden ırkçılıkla ilgili tehlike her yerde var. Bakın her yerde var. Ama evini sat, köyüne dön demek insanları çok ciddi anlamda bir hayat değişimine yönlendirir. Eğer imkan olursa diyeyim hocam, yani çünkü İmkanı vatan. arkadaşlar, imkanı olan memlekette de bir toprak alsın. Yani Evet. ırkçılık hiçbir zaman sonsuza kadar sürmez. Hitler bile geldi ve gitti. O yüzden şu an tekrar söylüyorum. Irkçılıkta hedef olan Türkler değil Avrupa'da. Irkçılıkta hedef olan Araplar ve Afganlar ve diğer o gelen şeyler, insanlar. Çünkü Türkler artık Almanlarla, Türkler Belçikalı, Hollandalılarla artık şey oldular. Yani oturup bir konu üstünde konuşabiliyorlar ama Araplar, Afganlar ya da diğerleri oturup konuşamıyorlar. Ve burada tekrar söylüyorum arkadaşlar, Avrupa'da siz biliyor musunuz 2009 Aralık 2013 yılında Avrupa Birliği parlamentosuna çağrıldım. Bunu hiç konuştuk mu sizinle? Ve Kıbrıs'tan çıktım. Oradaki davete icabet ettik. Oradaki dostlarımızın vesilesiyle ve Avrupa Birliği parlamentosunda konu İslamofobiydi. Ben orada iki konu konuştum parlamentoda. Konuştuğum konu şu: bir, yeni nesil çocukları eski usul bilgilerle yetiştiremeyik. Bakın, eski usul bilgilerle yetiştiremeyik. Annenin madden, manen, kültür, ekonomik, sosyal olarak güçlenmesi gerekiyor Avrupa'da. Bizim annelerimizin Avrupa'da güçlenip kendi işine sahip, kendini geliştiren, okumuş, ayakları üstünde duran anneler ancak iyi nesil çocuklar yetiştirir. Ama maalesef kadını Türk kültüründeki, Anadolu'daki anne güçlü, Arap kültüründeki kadın yok ortada. Yani kadının değeri yok o kültürde. Şimdi İslamiyet, bak İslamiyet kadını küçültmüyor. İslamiyet kadını büyütüyor, güçlendiriyor. Ama biz İslamiyet'i almadık, Bedevi kültürünü uygulamaya çalışıyoruz. Ne der Kur'an'da? Kendi yöresel kültürünüze göre kurallar önemli. İşte şimdi buradaki dikkat etmemiz gereken, Türk'ün annesi güçlüdür. Yani Türk dediğimde arkadaşlar bakın, Anadolu'daki Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Çerkezi, Tatar'ı,
Kıbrıslısı, Azerisi hepsi bunun içindedir. Yani Türk bir coğrafya adıdır. Öyle düşünün siz. Sadece işte Siyonistler bölmek için Kürt, Türk, Arap bilmem ne diye parçalamayı denediler. Şimdi buradaki işin özeti, ben söylüyorum size işin özeti, uyanık olmamız gerekiyor. Ben dünyanın daha biraz karıştıktan sonra düze gideceğine inanıyorum. Lütfen müsrif harcamalardan kaçının. Psikolojinizi iyi tutun. Keyfinizi iyi tutun. İnternete girin ve arkadaşlarla konuşun. Arkadaşlar bakın, burada böyle bir yer bulduk. Mesela geçen gün beni arkadaşlarım aradı. Dediler ki Köln tarafında 80 dönüm bir arazi bulmuşlar. Çok büyük bir tesis. Satılık, 100 yıllık bir bina. Satılık. Bir ara düşündük acaba ortaklaşa hep birlikte alabilir miyiz diye. Sonra ben dedim ki Kıbrıs'tan çıkamıyorum dışarıya. Şimdi gidemediğim bir yere yatırım yapmaya gerek yok. Biz yatırım imkanlarımızı aplikasyona, Kişisel Gelişim TV'ye, başka yerlere kaydırdık. Onlar da iyi ki de öyle yapmışız. Ve güzel oldu. Arkadaşlar, lütfen yüreğinizi ferah tutun. İçinizi rahat tutun. Ve Mars'ın nereye gittiğiyle kafayı yormayın. Etkisi var mı? Var. Ama sen dikkate alırsan etkilenirsin. Bu dünyayı yönetmeye mi çalışıyorlar? Amaçları seni korkutmak. Lütfen korkuya kapılma. Lütfen evinde eşinle muhabbetli ol. Çocuklarınla muhabbetli ol. Anne baba evde neşeli olursa çocuk onları her zaman dinler. Her zaman şey yapar. Tavsiyelerine uyar çocuk. Bunlar çok önemli. Evet. Ben Evde anne diyeceklerim baba, bunlar. anneyi babayı taklit eder çocuk. İlk Öyle. taklit ettiği anne baba. Huzur varsa çocuk huzurlu yetişir. Huzur yoksa çocuk zaten güvensiz ortamda yetişiyorsa eğer. Çocuklarımız çok kıymetli, çocuklarımız çok önemli. Onlara örnek olmamız için ne olursa olsun huzur ortamında olmaları, sevgi ortamında olmaları gerekiyor. Evet, sularla ilgili soruları var bir de hocam. Sularla ilgili ne düşünüyorsunuz diyorlar. Şöyle söyleyeyim, geleceğin en büyük senaryosu su ve gıda biliyorsunuz, su ve gıda. O yüzden suyun ve gıdanın üretilebileceği yerlerde ortaklaşa lütfen yerler alın arkadaşlar. Ve ekip biçmeye başlamalıyız değil mi Evet, hocam? hocam Herkes şöyle eksiğini bilsin. söyleyeyim, yani bu hafta. Badem ağacı var bizim evin bahçesinde. Onun bademlerini silkeledik. Yani silkeledik, topladık yani o Kıbrıs'ta. Onları suya bastım ve yeşertmeye çalışıyorum. Benim ofisin her tarafında şeyler var. Hatta bak şurada göstereyim. Şu bir avokado ağacı. Altında fincanın içinde tohumlar suda. Ve aynı zamanda da orada toprağın içinde 20 tane küçük su bardağı var. İçinde de Afrika moringa bitkisinin Hocam tohumları var. bir daha gösterir misiniz? Bu arada yorumlar vardı. Şurada bu fincan var. Fincanda tohumlar suda. Bu bir avokado ağacı. Burada da saksının kökünde başka tohumlar var. Yanında da şurada bir saksı daha var uzun. Onda da Evet. yeni dünya tohumlarını ektim. Çıkmış da 5-6 tane. Bir karış Evet. oldu boyları. Evet. Kıbrıs'ta yeni dünya zaten biliyorsun her tarafta çıkar. Burası bir ofis arkadaşlar. Ofiste ben tohum yeşertme yapıyorum. Yani ofisin içinde benim hobilerim Ben tohum. de zeytin bir tane şu kadar oldu hocam. Eyvallah. Zeytin çekirdeğinden Evet, bir tane eyvallah. kayısı böyle daha büyük 1 metre kadar kayısı çekirdeğinden Eyvallah. hocam. Birkaç tane üzüm çekirdeğinden küçük bir şu kadarcık şey oldu. Yeni asmamız çıktı. Yani Eyvallah. onları önümüzdeki yıl birilerine vereceğim, ektireceğim. Ben de sürekli toprağa gömüyorum. Saksıların içine gömüyorum hocam ve onlar yeşeriyorlar. Şeyleri o semizotları var ya semizotlarını hani salataya alıyorum saplarını
saksının içine gömüyorum hocam. O saksıların içinden sürekli semizotu çıkıyor. Ben onları tekrar yiyorum. Tekrar gömüyorum saksının içine. Yani ben artık semizotu almıyorum pazardan. Sürekli onları salatanın içinde. Bazen şimdi çok oluyor hocam. Onu ben kavuruyorum yumurtayla yiyoruz. Yani düşünün kendi semizotumu üretiyorum artık. Şöyle söyleyeyim. Becerebildiğim tek şey. Semizotu ağacın kökünde su olan yerde çıkar. Evet. Şahade biraz muhabbeti değiştireyim size. Şimdi bizim köydeki evin eski bir kerpiç evimiz var bizim. 200 yıllık arkadaşlar. Arkasında bahçesi var. Dağ yerinde olunca şehirdeki 60 metrekare yerle köydeki 300 metrekare bahçe aynı fiyat. Onu size söyleyeyim. Bir de bazen derler ya, hayat sana güzel. Bakış açına göre değişir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Komşunun tavukları var. Komşu dedi ki, yan bahçedeki komşu, 20 tane tavuğu var. Ya Bülent Bey dedi, senin bahçeden dedi aralıkta otlar çıktı böyle diz boy oldu. Senin bahçeden dedi ot yolsak dedi, da bizim tavuklara versek olur mu dedi. Dedim olmaz, veremezsiniz dedi. Adam bir bozuldu böyle, niye? Dedim bak, senin bahçeyle benim bahçe arasında bir tel var, doğru mu dedim, var. O tele bir delik aç dedim adama, bir kapı yap. Sabah senin tavukları benim tarafa gönder. Akşama da topla senin tarafa al. Böyle taşıma otla dedim. Değirmen dönmez dedim adama. Çok güzel. Ve şimdi ben de o bahçeyi temizletmek için üç kere birini çağırıyorum ve otu temizliyorlar. O tavuklar var ya arkadaşlar. O tavuklar var ya. İnanamazsınız. Nasıl bir bahçıvan bunlar? Nasıl bir bahçıvan? Bahçede. Neyle toprağı da havalandırıyorlardır, temizliyorlardır, değil mi? Toprağı havalandırıyorlar, güprelendiriyorlar ve bahçeyi pırıl pırıl etti bu arkadaşlar. Sonra tavuklar gidiyor komşuya, yumurtluyor o tarafa. Otu benden yiyor arkadaşlar. Yumurtaya da o tarafa doğru. İki de bu tarafa doğursana yumurta yok. Gidiyorlar komşuya doğuruyorlar. Ben de komşuya dedim ki, her yumurta çıktığında bana bir düzine yumurta getir. Geçen gün gene bir çanta dolusu iki düzine yumurta aldık. Düzinesini de bana 10 TL'ye veriyor çocuk. Şimdi satın alıyorum çocuktan yumurtayı. Niçin? Çünkü tavuk bakmaya devam etsin diye. O da seviniyor şey oldu diye. Şimdi tekrar yağmurlar gelsin, tavukları benim tarafa tekrar geri gönderecek. Ama şunu söyleyeyim. Yaban otu kalmadı bahçede. Ve yediler, temizlediler. Bir ve de hangi yumurtayı yediğinizi biliyorsunuz bir de. Bahçenizdeki evet, bizim kesremen. Bizim bahçenin yumurtasını yiyorum ama tavuklar freelancer çalışıyor. Yani sigortaları diğer bahçede yatıyor. Bizden sadece yemeği alıyorlar. Freelancer tavuklarımız. Evet, bir de freelancerlıkla ilgili bir şey yapayım. Şu an Avrupa'da bir yasa geçirmeye çalışıyorlar. Freelancerların da güvenlik haklarının olmasıyla ilgili parlamentoda yeni bir yasa konuşuluyor bir haftadır. Dünyanın en büyük oyunu ne biliyor musunuz? Çok dikkatli olun arkadaşlar. Dünyanın en büyük tehlikeli oyunu freelancerlık. Estağfurullah. Çocuklara, gençlere özgürsün, İstediğin yerde çalışırsın deyip dünyanın dört bir tarafındaki şirketlerde freelancer iyi maaşlarla çalışıyorlar. Ama bu çocukların sosyal sigortaları yatmıyor. Bu çocukların güvenceleri yatmıyor. Emeklilikleri geldiğinde emekli olamayacaklar. O yüzden lütfen arkadaşlar, freelancerlara da söylüyorum. Bir şekilde kendinizi gönüllülük esasıyla sigortalarınızı da lütfen yatırın. Çünkü şirketler freelancerları sever sigorta yatırmadığından dolayı. Ama sen mutlaka sigortanı yatır. Evet güzel hocam. Evet hocam. Bizim tavuklar böyle. Tavuklar freelancerlık yakaladık. Evet, freelancer çalışıyor bizim tavuklar. Evet. Bir dünyanın... meditasyon mu yapalım? Yapalım mı bir nefes çalışması? Yapalım bir şekilde. Hocam. Bir yudum hocam, su içelim. Yapalım. Sizin yaptırdığınız şeylere ihtiyacımız var. Hocam ne olur hiçbir kula ihtiyaç oluşturmayın. Oluşturmayın ki hepimiz rahat edelim.
Evet, müziğimizi açalım. Bir tane arabesk bir parça var, onu koyalım. Çok severiz arabeski. Bu arada TRT'nin çok eski duayen söz ve bestekarları var ya. Bir gün ismi beyefendinin aklımda değil ama yaşlı bir beyefendiydi. Beyefendi şunu söyledi sunucuya, genç sunucuya. Hanımefendi dedi, ben dedi hangi kitap şarkı sözü yazdıysam dedi, onu dedi yaşadım dedi. Dikkat et. Ayrılık yazdım, ayrıldım. Hastalık yazdım, hasta oldum. Ölüm yazdım, ölümler gördüm. Ne yazdıysam dedi hayatıma geldi. O yüzden dedi insan dedi söz yazarken dedi şey yapması lazım dedi. Güzel konuşmamız lazım. Çünkü ne konuştuysak hayatımıza geliyor. Evet arkadaşlar size film tavsiyesi de bulunabilir miyim? Evet hocam. 2 dakika sonra yapalım demişler yolda olanlar zaten. Evet bir film Evet. tavsiyesi Dingin Savaşçı'yı yazın arkadaşlar. Dingin Savaşçı. Bu akşam Hadi biriniz yazın. izliyorsunuz. Hadi biri Dingin yazsın. Savaşçı. Dingin Savaşçı. İngilizce adı da Peaceful Warrior'dır arkadaşlar. Peaceful Warrior. İzleyin. Niyet ediyorum bizden de bir böyle bir film yapsın. Niyet ediyorum. Onu bir yazın. Freelancer kendinin patronusun ama sigortanı yatır çünkü yaşlılık bir gün geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi müzikleri açıyorum. Dingin savaşçı. Peaceful Warrior. warrior. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Yorumları kapatalım, Mukaddes Hocam. Ben bir arabesk parça ayarladım. Bizim Nefes 21 uygulamamızı nefes çalışmasından sonra size bir hediye var arkadaşlar. Hazırlıklı olun. Çok beğeneceğiniz bir hediye. O yüzden nefes çalışmasından sonra burada olun. Gözlerimizi kapatıyoruz. Burundan yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Bu dinlediğiniz müzikte kesinlikle subliminal mesaj yoktur. Rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Stüdyoda kendimiz hazırladık. Burundan yavaşça derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Gözler kapalı. Şu an hayatta en çok olmak istediğin yerde olduğunu hisset. Şu an en çok nerede olmak istedin? Şu an zihninde orada olduğunu hisset. En çok mutlu olduğun ya da gitmek istediğin ya da huzurlu olduğun yerde olduğunu hisset. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi en mutlu olduğun yerde yanına küçük bir çocuk geliyor. Senin çocukluğun. Küçük, yalnız bir çocuk. Şu an senin yanında. O çocuğa yaklaş. Ve o çocuğa seslen. Senin çocukluğuna. Merhaba küçük çocuk doğumu. Seni çok özledim. Ve şimdi
Biraz alçal, çocuğun göz hizasına gel ve o küçük çocuğun gözlerinin içine bak ve ona şu soruyu sor. Senin için ne yapabilirim? Haydi bakalım. İçindeki o çocuğa senin için ne yapabilirim diye soru sor. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve şimdi o çocuğa şunu söyle. İyi ki varsın küçük çocuk. İyi ki varsın. Sen doğal halinle güzelsin. Sen doğal halinle yeterlisin küçük çocuk. Sen doğal halinle başarılısın. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Allah'ım, doğduğum günden bugüne beni üzen, beni kıran, hakkımı yiyen, canımı yakan, asla affedemem dediklerim de buna dahil olmak üzere senin rızan için hepsini bağışlıyorum ve hepsini affediyorum. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Küçük çocuk, lütfen beni affet. Sana söz veriyorum. Bundan böyle sana iyi davranacağım. Sana söz veriyorum. Sana iyi davranacağım küçük çocuk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Ve üç nefes daha alıp verip o güzel gözlerimizi açıyoruz. Evet gençler, hoş geldiniz. Şifa olsun herkese, canlara, hepsine şifa olsun. İnşallah. Hocam, güne nasıl bir koruma kalkanıyla, nasıl bir koruyucu kalkanla başlasınlar diye sormuşlar. Şöyle söyleyeyim, eskiden her türlü şifa ve enerji tekniğini uygulardım ve piyasada adını duyduğumuz bütün şifa tekniklerinin eğitimlerini hem de ustalarından aldım, çok şükür. Gümüş mor alevlerimi istersin, aura temizlememi istersin, aura yırtığımı istersin, çakra dengelememi istersin, kendini işte yumurtanın içinde imgeleme ister, hepsi çalışıyor arkadaşlar. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama bunlardan çok daha iyisini keşfettim. Gece yatırken bütün insanlarla helalleşiyorum. Böylelikle auramı delmek üzere enerji bağlantısı kuracak herkesle bağ kesiliyor, bu birincisi. İkincisi, insanların dedikodusunu yapmıyorum. Kim nerede, kiminle ne yapmış, nasıl yaşıyor ilgilenmiyorum. Kim kiminle boşandı,
Kim kimin kocasıyla, kim kimin karısıyla, kimin çocuğu benimkinden daha iyi? İlgilenmiyorum arkadaşlar. İlgilenmediğim için auramı içeriden dışarıya delmiyorum. O da çok önemli. Uzun zamandır kimseye beddua etmediğim, herkese hayır dua ediyorum. Hayır dua ettiğim için enerji kalkanım her zaman güçleniyor. İstediğiniz şifa tekniğini kullanın. Hepsi işe yarar. Bakın, hepsi işe yarar. Bütün şifa teknikleri niyetin temizse işe yarar. Bir de şunu söyleyeyim. Allah'ım sana emanetim deyip yatıyorum. Sabahleyin de yataktan enerjik, neşeli, üretken uyanabilmeye niyet ediyorum diyorum. Özellikle de namaza kalkmak isteyenler varsa ezanla birlikte uyanabilmeye niyet ediyorum dediğinde böyle bir el bir de böyle. Siz sağ tarafa yatırırsınız ve bunun bir sürü O bilimsel istihare, açıklaması var. O başka zaman yaparız onu. O istihare duası. İstihareye İlk başka zamana yattığımızda da bırakalım. Sağ tarafımıza yatacağız değil mi? Onu diyorum. Yani en sağlıklı yatış sağ kolladır bu tarafa. Ama bazen eşine sırtını dönmüş oluyorsun. Ben bir kere bunu eşimle yaşadım. Yatağın açısını değiştirdik, yön değiştirdik yatağı. Ve toparladık onu. Lütfen Allah'a emanet edin herkesi ve kendinizi. İnsanların Mevlana'nın dediği gibi kusurlarda gece gibi örtücü olun. Kusur aramayın arkadaşlar. Kötülük düşünmeyin. Yardımsever olun. Evet, bunları size söyleyebilirim. Bu akşam Hakikat Kitabı. Yaşam amacınızı nasıl bulacaksınız? İçinizdeki korkuları nasıl denge alacaksınız? Herkese hediyedir. Hakikat Kitabının seslisi herkese hediyedir arkadaşlar. Nasıl bu hediyeyi alacaksınız? Çok basit. Bizim Nefes 21 uygulaması var. Bakın, cep telefonu uygulaması. App Store'dan, Play Store'dan Nefes 21 uygulamasını indirin. Üye olun. Kitap Eylül ayı boyunca herkese hediye. Bu kitapla birlikte, bu kitap da evrenin ilahi dili de herkese hediye. Eylül ayı, bu kitap Eylül her zaman kadar. Her zaman evrenin ilahi dili, her zaman şifreleri açıktır. Hakikat Kitabının da Eylül sonuna kadar şifreleri açıktır. Bu birinci hediyeniz arkadaşlar, ama bu hediye için Mukaddes Pekin Başdil ve Bülent Gardiyanoğlu Instagram hesaplarını takip alıyorsunuz. Bu al ve ver dengesi için bir ricadır. Bir hediye daha var. Geçen program Mukaddes Hocam da Mukaddes koduyla sağlık atölyesini hediye etmiştik. 850 kişilik kontenjan vardı. Biz onu sonradan bir 50 daha arttırdık. 900 kişi kaydoldu. 900 kişiye Düşünceler ve Sağlık Atölyesi'nin hediyesi organize oldu. Bir hediyemiz daha var. Bizim Nefes 21 uygulamasını indirdiniz ya, App Store'dan ve Play Store'dan indirdiğinizde 5 yıldız verip bir de güzel motive edici yorum yazarsanız arkadaşlar, bize ekran görüntüsünü destek et kişiselgelişim.tv bizden biri yazarsa Mukaddes Hocam onu şey yapsın. Üye isen işin daha kolay. Üye iseniz işiniz daha kolay. Nefes 21 Akademi'yi takip edin tabii. Evet. Destek et kişiselgelişim. Ben yazayım e-maili. Destek. Evet, bakalım Muhammed'e geçebilecek miyim? Evet. Şimdi nokta tv. Mukaddes Hocam ben paylaştım. Destek et kişisel gelişim tv. Evet, bu akşam hepinizi geçtim ekibe söylüyorum, ona göre. Yaşlanıyorsunuz. Şu. Tamam mı Engin? Evet, Engin abi yazdı. Destek et kişisel gelişim TV. Bunu not edin arkadaşlar. Not edin. Zaten iki tane hediyeniz var.
Üstüne şunu not edin canlar lütfen. Destek et kişisel gerisim.tv. Evet. Evet, bunu niye not edin? Uygulamayı zaten kitabı dinlemek için uygulamayı indiriyorsun. Uygulamayı indirdiğinde indirdiğin yerden App Store'dan ya da Play Store'dan bir 5 yıldızcık ver. Bir de güzel bir yorum yaz bize. Ekran görüntüsünü destek kişisel gelişim.tv'ye gönderdiğinde ekran görüntüsünü. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. Bu 4 tane bana ait 4 tane atölyeden birinin adını yaz. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkiler. 4000 kişilik kontenjanımız var arkadaşlar. Bakın. 4000 kişilik kontenjanımız var. Tekrar söylüyorum. Zaten kitabı dinlemek için uygulamayı indirdin. Arkadaşlarını da indirttir. Ama bir ricam var. Lütfen herkes bir atölyeye kaydolsun. Sağlığa mı, cesarete mi, bolluk atölyesine mi, ilişkiler atölyesine mi? Dördünden bir tanesi hediyedir. Çok basit. Nefes 21 uygulamasına 5 yıldız bir de tatlı yorum yazıp ekran görüntüsünü bu e-mail'e gönderdiğinde biz de sana promosyon kodunu göndereceğiz. Kodla ücretsiz olarak atölyeye şey yapacaksınız. Kayıt olacaksınız. Geçen sefer Mukaddes hocamla Mukaddes koduyla sağlığı verdik. 900 kişi katıldı. Allah razı olsun hocam. Evet, katıldı. Niçin bir atölyeye? Bir başkasına da yer kalsın arkadaşlar. Çünkü şu an 2500 kişi burada var. Yarına kadar 20 bin kişi izler bunu. 3200 kişiydi. Meditasyondan sonra gittiler hemen. Beklemediler. İşe de sürprizimiz bu. Sonra duyanlar duymayanlara haber versin. Evet, bu kampanyaya katılmak da 10 gün boyunca. Bugün kaçı? 20'si bugün ayın hocam. 20. Ay sonuna kadar, 30 Eylül'e kadar bu kampanya geçerlidir arkadaşlar. Lütfen uygulamayı indirdiğinizde zaten 2 tane hediye kitabınız var. Ve aynı zamanda da şey yapın. Bu arada uygulamayla ilgili size güzel bir haber vereyim. Apple'da uygulama şey yapıldı, seçildi, tavsiye uygulama oldu Mukaddes hocam. Dünyada Allah'ı zikreden tek kişisel gelişim uygulaması. Bakın dünyada Allah'ı zikreden tek kişisel gelişim uygulaması. Biz bu uygulamayı 2010 yılında çıkarttık ilkini. Sonra hep güncellemelerle bunu da yeni çıkardık. 6 haftada 110 bin aboneyi geçtik. Bu çok önemli bir şey. 6 haftada 110 bin aboneyi geçtik. Orada Mukaddes hocamın da içerikleri var. Benim de içerikleri var. Ve Apple, Amerika'dan Apple tavsiye uygulamalar arasına aldı ve ne yazdı biliyor musunuz? Yeni bir şey deneyin. Ve size bir şey anlatayım arkadaşlar. Söz büyüdür anlatayım size. Yazılım ekibiyle toplantıdayız. Yazılım ekibine dedim ki haydi gelin dedim birlikte Allah'a niyet edelim. Şu uygulamaya bir ödül gelsin de duyurulsun ve daha çok kişi indirsin bu uygulamayı. Daha çok kişiye şifa yayılsın diye niyet ettik yazılım ekibiyle birlikte. Ertesi günü Apple'dan bir mail geldi. Biz sizin uygulamanızı inceledik, beğendik. Lütfen uygulamanızı tanıtan bir görsel gönderin. Biz sizi öne çıkaralım. Şimdi lütfen iyi konuşun. Eşinle iyi konuş. Çocuklarınla iyi konuş. Ve yemek masasında özellikle iyi konuşun. Şimdi biri yazmış yazdık geri dönmediniz. Arkadaşlar destek et kişisel gelişim TV'ye yazın. İletişim forumlarından ya da başka yerden değil. Bir de www.kişiselgelişimtv'den araştırıp sorabilirsiniz onu sevgili canlar. Evet, sorabilirsiniz. Bir de attığımız mailler bazen sizde istenmeyen spam kutusuna düşebilir. Lütfen oraları da bir karıştırın arkadaşlar. Geçenki yayını soran canlar da Bülent Gardiyanoğlu sayfasında bulabileceksiniz o yayını ve hocam YouTube'a koydunuz değil mi o yayını geçen iki yayını soruyorlar. Evet,
Onları YouTube'a şeyde bizim yaptık. evet. Nefes 21'de ve Bülent Gardiyanoğlu'nda bulabilirsiniz. Ve Bülent hocamın YouTube kanalında bulabilirsiniz canlar. Hocam da onlar. Bana sordunuz, ben söyledim, yönlendirdim ama şimdi bir daha sordular hocam. Evet. Evet, bu arada bir enerji çalışması yapalım herkesle. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir daha evet. mı yapalım hocam? Başka bir şey. Eller ovuşturun, saat yönde. Harika. Saat yönde, saat yönde. Hadi bakalım. Şimdi size bir olmanın ne demek olduğunu saat yönünde, saat yönünde. Avuçlar ısınsın. Saat yönü, yönünde. Saat yönü. Saat yönü çakrayı aktive eder, açar, kilittir, açar. Şimdi herkes elini ekrana doğru bu şekilde tutun. Şimdi sizden ricam şu, izin verin avuçlarımız birbirine dokunsun. Şu an 2000'den fazla kişi var burada, hissedin. Avuçlar birbirine dokunsun. Yavaşça avuçlarınıza, buradan ben Kıbrıs'tayım, Allah bilir siz neredesiniz. Yorumlarda biraz sonra soracağım. Yavaşça, hafifçe vücudunuza dik tutun. Vücudunuzu dik tutun. Hafifçe sizi geriye doğru ittirmeme izin verin. Hafifçe bakın. Hissetmeyi deneyin bakalım. Hissetmeyi deneyin bakalım. Kimler hissedecek? Hafifçe sizi yana yatırdığımı hissedin. Hissedin, hissedin, hissedin. Hafifçe diğer yana doğru bir hissedin bakalım. Hissedin, hissedin, hissedin. Biraz daha geriye hissedin. Evet, biraz sizi kendime doğru çekiyorum. Hissedin, hissedin, hissedin. Evet, bağ kestik. Şimdi yorumları açalım. Bakalım kimler bunu hissetti? Ben Kıbrıs'tayım. Hisseden kişiler şehir adı da yazsın arkadaşlar. Hisseden kişiler Denizli. Ben hissettim. Evet. Denizli. Mukaddes. Pekin baş değil, Denizli'den açılışı yaptı. Evet, hissedin bakalım. Şehirlerin adını yazın. İzmit. İzmit. Azerbaycan'da. Hey Allah. Antalya. Antalya, Yalova. Yalova. Hissedenler yazsın. Evet. Aydın. 45 derece atıldı. İzmir, Aydın, Almanya. Sakarya, Alay. Bodrum. İstanbul. Köyceğiz. Köyceğiz. Çorum. Gaziantep. Feriha'cım. Kars. Paris. İstanbul. Kocaeli. Uşak. İki defa geri gittim. Brüksel. Evet. Brüksel. Gönül Hocam hoş geldin. Safranbolu. Çanakkale. Karamürsel. Hissettim. Şimdi bunun ne olduğunu anlatayım. Siz gene yazmaya devam edin arkadaşlar. Bu bir keramet değil. Bakın bu bir keramet değil. Kalbinden tekrar kalbinden kırgınlıkları atıp kalbini ilahi aşka açmaya başladığında derler ya yaradılanı yaradandan ötürü sevmek. Dikkat edin. Bunun bilmekten hale geçme kısmını anlatmaya çalışıyorum. Burayı sevgiye açtığında karşıdaki canın da aslında sen olduğunu anladığında Peygamber Efendimizin bir sözü var. Komşusu açken tok uyuyan bizden değildi. Aç olan komşun da sen olduğunu idrak ettiğinde, dedikodusunu yaptığın kişi de sen olduğunu idrak ettiğinde, kötülediğinin de sen olduğunu idrak ettiğinde, bütün insanların Avatar'daki gibi birbirleriyle kozmik bağlantıda olduğunu idrak ettiğinde, ne oluyor arkadaş biliyor musun? Kızamıyorsun kimseye. Evet, hoş geldiniz canlar. Bu garip size şunu söylüyor. Kalbini sevgiye aç. Harekete geç. Merkür'ü, Venüs'ü, Mars'ı sonra ilgileniriz onlarla. Onlar zaten milyarlarca yıldır oradalar. Bizim şu an hepimizin işi var. Hepimizin işi ne biliyor musunuz? Kötülük kefesinin karşısındaki kefeyi iyilikle doldurmak arkadaşlar. İşimiz bu. Başka bir işimiz yok. Başka bir işimiz yok. İşimiz bu. İyilikle doldurmak. Evet. Bu akşam iki tane hediyeniz var. İki tane kitap Büyük hediyeniz var. Olsun yine bu arada. İki tane kitap hediyeniz var. Ve Nefes 21 uygulamasını App Store'dan, Play Store'dan 5 yıldız ve tatlı bir yorum, motive eden bir yorum
yazarsanız arkadaşlar destek@kisegelisim.tv adresine lütfen ekran görüntünüzü gönderin. 4 tane atölye, 4000 kapasitemiz var. Sağlık, cesaret, bolluk ve ilişkili. Lütfen her kişi bir atölye kullansın ki yarına kadar 20-30 bin kişiye gidecek, onlar değer kalsın. Bir de rica ediyorum, lütfen rica ediyorum, özelden bana yazmayın. Ve bu videonun altında birileri mail attım diyorlar. Mail atmayı başaranlar, yani ekran görüntüsünü başaranların herkes ekiptendir. Bu videonun altına nasıl yapacaktık diye biri yazıyorsa, başaranlar, lütfen onlara teknik destek verin. Lütfen arkadaşlar. Yani ben atölyeyi kaptım, vın yok. Onu söyleyeyim size. Başaranlar, yapanlar yapmayanlara bunlara lütfen yardımcı olsun. Ve özelden bana yazmayın. Bir de geçen sefer mukaddes koduyla dediğimizde, ya 5 dakika sonra bana gelen mesaj şu. Tabii ya, hayat bize gülmez. Kaybettik değil mi hocam? Kalmadı değil mi kontenjan? Evet. Arkadaşlar bana biz... Ki biz daha 24 saat sonra, 2 gün sonra bile kayıt yapıyorduk değil mi hocam? Yani biz burada moral ve motivasyondan bahsediyoruz. Özelden yazıyorsunuz ki hakkımızı kaybettik mi? Arkadaşlar illaki o atölyeyi izleyeceksin. Ben sana söyleyeyim. İzleyeceksin. Sadece yapabilenler, yapamayanlara yorumlarda yardımcı olsun. Bu videonun altına yapabilenler desin ki ben yaptım, destek isteyen bana yazsın. Lütfen destek verin arkadaşlar. Yapanlar ekipten duruna göre. Evet. Videonun altına gerçekten yapanlar yazarsa yapmayanlara yer. Bana da DM'den nasıl yapılacak diye sormayın. Bak Şebnem Hanım yazmış. Ben mail attım bile yazmış. Şebnem Hanım sen hemen gözetleme kulesi gibi bu videonun altında yapanlar tetikte olun ve Eylül'ün son gününe kadar yapanlar lütfen yapamayanları motive etsinler. Evet, yaşam çiçeği kolyesi var her yerde sevgili canlar. Onu soruyorsunuz. Evet, sizi evet. Seviyorum. Hakkınızı helal edin. Yüreğinizi ferah tutun. Rüyalarınızın güzel olması için astralda üst seviyelere çıkmanız lazım. Üst seviyelere de kalbindeki balon gibi düşün. Kapadokya'nın balonları yükselirken ağırlık atarlar ya. Şuradan ağırlıklarını at ki ruhun yükselsin ve üst alem ve boyutlarda gezesin. Belki de ne malum güzel bir peygamber, bir peygamber, bir evliyayla belki peygamberimiz rüyana misafir olur. Bilemezsin. Ve lütfen arkadaşlar yatırken Allah'ım aklım, ruhum, bedenim, sevdiklerim sana emanet. Sabahleyin bana hepsini sağ selim teslim et de ve yat mışıl mışıl da uyu. Benim hakkım helaldir. Lütfen sıkı çalışın canlar. Ve tekrar Mukaddes Hocam'a bizi davet ettiği için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun canım hocam. Evet. Rüya göremiyorum demiş. Lütfen yatmadan 2-3 saat önce yemek yemeyi kesin. Ve saat 22'den 21.30, 22 gibi de yatmayı deneyin bir hafta. İstihare duasına da onu başka zaman anlatırım. Yatın. Muhteşem cevaplar geliyor arkadaşlar. Haydi iyi bakın kendinize. Allah'a emanet. Allah razı olsun canım hocam. Allah'a emanetsiniz. Siz de bütün Allah'a emanetsiniz. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Herkes burada yorumlarını gördüm. Bizim bütün ekip Engin canla Bey, başla Gönül çalıştı. Hocam evet. Hepinize selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Gerçekten Allah razı olsun. Sevgili canlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Son dakikaya kadar buradasınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Varlığınıza şükran. Can hocam varlığınıza şükran. Görüşmek üzere en kısa zamanda inşallah. Çok teşekkür ederiz sevgili hocam. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Hayırlı Allah'ın akşamlar emanet. Olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Merhaba. Özgüven sorunu mu yaşıyorsun? Pasif olmaktan, kendinden şüphe duymaktan yoruldun mu? Haydi bunu birlikte çözelim. Burnundan derin bir nefes al ve yavaşça ver. Gözlerini kapat ve içinden tekrar et.
tamamlanmaya ihtiyacım yok. Ben doğuştan tam ve bütünüm. Olduğum halimle tek ve biriciğim. Her an bunun farkında olmaya ve kendime güvenmeye niyet ediyorum. Merhaba. Senin için en önemli şey huzur mu? Huzura yolculuk yapmak ister misin? Gözlerini kapat ve bana eşlik et. Olan her şey hayrımadır ve her şeyin kusursuz ilerlediğini biliyorum. Yaratıcının koruması altında olduğumu biliyorum. Elimden geleni yapıyor ve kendimi yaratıcıya teslim ediyorum. İlahi akışa güveniyorum. Huzurluyum, dinginim. Merhaba. Uyumakta zorlanıyor musun? Rahat ve huzurlu bir uykuya, rüyalar alemine doğru bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Cevabın evetse, hadi şimdi gözlerini kapat ve rahatlamaya bırak kendini. Nefes alıp verişlerini takip ediyorsun şimdi. Daha da rahatladığını hissediyorsun. Artık özgürsün. Hiç olmadığın kadar, dilediğin gibi hayallere dalabilirsin. Rahatladıkça daha da rahatlıyorsun. Sen çok değerlisin. Sen her halinle güzelsin. Sen başarılısın. Her şey olması gerektiği gibi.